Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaatler olur. Nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. İşte bu düsturu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerine rehber ittihaz etseler ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci sukut ve musibet-i azıradan rahmet-i ilahiye ile kurtulurlar. Sübhaneke la ilme lena illa me allamtena inneke entel alimul hakim. 21. lema ihlas hakkında. 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken ihlas münasebetiyle 20. lemanın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemaata girdi. Bu lema laikal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaze'u fetefşelu ve tesebârihukum ve kûmu lillahi kânitîn. قَدْ اَفْلَاهَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَلَا تَشْتَرُ بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliriz. Bu dünyada, hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Madem ihlasta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar bu kabili ve şiddetli tazikat karşısında ve sabretli bidalar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş, elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنَا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i ilahiye mazhar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakir, riyakarane, bazı isyat süfliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin
çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam İnne nefse la maratu bissu'i illa ma rahime rabbi demesiyle nefse emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz, amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz, bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhuna ayıbını görmez.